Evet, su böreği yapan biri olarak Hanife abla nasıl bir su böreği geldi önüne? Seninkini çok eleştirmişlerdi. Kalın, yufkalar kalın olmuş. Hiç su böreği tadı almadım. Hiç su böreği tadı almadınız yani. Eksiklik nedir peki kalınlığın dışında? Bilmiyorum eksikliğini ama kalın, yufkalar çok kalın. Sizinki kadar değil yani. Bakın, bak yufkaya kalın. Şu anda ikişer kaldırıyorsun. Bak şu ikişer kaldırmıyorum. Bak, kalın mı göstermeye çalışıyorsun? Tek de kaldırıyor, hayır bak. Çoğu ikişer kalktı zaten orada. Hayır, ikişer bak işte. Şu anda zaten kuş da kondursaydım. Kondursan değil böyle. Yani illaki bir şey olacaktı. Samimi konuşuyorum. Gerçekten sizinki, benimkini beğenmediğiniz için yapmıyorum. Ama su böreği tadı yok. Yufkalar tuzsuz. Tuzsuz. Evet. Peynir tuzlu, içinde bayağı tuzlu peynir. Peynir evet tuzluymuş yani bu gerçekten tuzlu. Normal tam yağlı bir peynir almıştım. Peynir çok tuzlu. Peynir evet çok tuzlu. Fark ettim ama o benlik. Hiç o peynir böreğin tadını kesmiş. Ama tuz o benim değil ki yani ben bir peynir aldırdım ve tuzlu yani tam ya yağlı peynir, bir peynir aldırdım tadı, ben normal beyaz peynir. Böreğin tadını kesmiş peynir. Baskın böyle, bir peynir baskın, geldi baskın, evet. Böyle şey geldi. Baskın bir peynir ama onun dışında ben hani kalınlığıdır ıvır zıvırı hani öbür türlü yorumlar kabul etmiyorum. Peki Leyla abla senin yorumun ne? Bana da yani peynir tuzlu geldi. Acaba yufka mı peynir mi dedin ama işte. Tuzlu. Ama peynir ama benlik değil yani benim aldığım peynir ayarlayabilirdiniz tuzsuz yani. Değil. Ben tam yağlı normal suya, bir beyaz peynir aldım ve bu şey normalde aldığımızda yani. Bir tuzlu çıkmıyor ama beyaz şimdi peynir. Bütün su börekleri böyle tuzlu peynirle mi yani yapılması? Tuzlu ya, peynir diye almadım zaten ben. Beyaz işte, peyniri suya mı ıslatırız normalde? Ya işte şey buna giden peyniri ayarlayacaktınız. Bitirsin geleceğim Hanife ablacığım. Buyurun Leyla abla. Ne bileyim hani bir kevre aldım tıkandım yani. İşte açıcı, kendini değil. Yediren bir börek yok, değil. Yok. Böyle tuzlu, bir börek bekliyor musun Ceylan'dan sen? Ya daha iyi olmasını beklerdim tabii ki. De, ama Hanife Hanım'ın söylediği onları kabul etmiyorum kesinlikle. Önemli olan lezzet tatacağımız için. Yağsızlığını da kabul etmiyorum. Yağsız. Nasıl önemli olan lezzet? Şimdi yani? Mesela çorba tuzlu olursa bir sefer alırsın, ay tuzlu dersin, hani aç kalırsın mesela. Tamam, peki, Emin abi sana sordu, lezzet derken dedi nasıl bir lezzet bekliyorsun? Yani sade ya, lezzetine mi bakalım şimdi bunun? Tuzlu Leyla geldi abla. Bana. Yani tıkandım. Bir sefer anladım. Aldım. İkinci. Ben yorumumu yaparım siz verdiğiniz zaman. Buyurun Emin Bey. Şey, Leyla Hanım'ın yorumundan rahatsız mı oldunuz? Yok olmadım. Sadece niye? Sordum yani. Hayır. Yarına bu bir hazırlık mı? Onu anlamaya hayır. Çalışıyorum. Ya da ona göre bir cevap vereyim diye hayır, uğraşıyorsunuz. Hayır. Kesinlikle onların yorumlarıyla alakası olmayacak şimdi zaten benim yaptığım yorumun. Yani oradan kopya çekmek benim işim değil. Çünkü çok IQ'su çok yüksek bir insan yani bilgi haznesi. Gayet kuvvetli bir insan. Yani kopya çeker mi? Böyle bir şey yaparsam zaten halka karşı ben rezil olurum yani. Mümkün değil Kadir Bey. İhtiyacım yok diyorsunuz. Hiç yok. Yani net diyorum hiç yok. Hiç yapmadığım biber çorbasını ben hiç yapmadım hayatımda. Belki de içmedim. Domates çorbası içtim ama yani orada ne mantıken ne olması lazım? Sizin dediğiniz gibi bir is kokusu, mis gibi bir is kokusunun gelmesi lazım. Köz tadı gelmesi lazım. Ama ne var? Eksiklik var. Çorba lezzetli olabilir. Ama gidip bunu çözemediği için çorbada eksiklik var yani menünün çorbasında eksiklik var. Sadece lezzetli olması yetmiyor. Lezzetli olması yetmiyor tabii. Ne söylediysem onu yapmam gerek. Peki su böreğine gelelim efendim, şimdi. Su böreğine geldiğimiz zaman şöyle detaylı bir yorum yapayım. Şimdi hamurunu açarken hanımefendi hamurunu sürekli un atmış yoğururken. Hayır. Yani hamurunu biraz sert yaptığı için. Sert olmuş evet. Ha, evet sert. Sen hayır diyebilirsin. Yok, ben sert yorum bir yapayım. Hamurdu. Yapayım. Hamuru sert yaptığı için arasındaki peynir de tuzlu. Hamurda fazla tuz yok. Hamur içine yağı iyi almamış. Bir de hamuru sokmuşsunuz kaynar suya, çabuk çıkartmışsınız. Bir 2 dakika, 3 dakika durması lazım. 2-3 dakika. Yani. Durmamış. Yani 2-3 dakika durmamış. Şu hamur profesörü olarak anlatıyorum ben size. Öyle bir iddianız var tabii mı? Tabii ki, kesinlikle. Aa. Kesinlikle. Orada hamur yumuşamamış. Yumuşamadığı için sert duruyor. Hamur sert duruyor. Hem sert diyorum, sert almış. Ardı dalazlamış. Dalazlamış ne demek? Açıklamasını yapayım. Biz de merak ediyoruz. İyi olur açıklarsanız. Bayağı bir harlı şekilde pişirmiş. Yo, vallahi. Yok diyor ve hemen ispatlıyor şampiyon. Buyurun. Hemen ispatlıyor. Hamur buyurun. Hamur profesörümüz. Buyurun efendim. Bu dalazlama gelmiş olabilir. Yakıyor. Yandığı için ortası kasıyor hamurun. Yani biraz daha şey yapsak şey gibi olacak. Daha sertleşecek canım. Hamurun yağısını alıyor. Yok yanık. Yok hamurun yani. Yağısını aldıktan sonra sevgili Kadir Bey. Yok yanık değil. Lezzet onu kabul mezzet etmiyor. Gidiyor. Zaten içine yağısını da az kullanmış. Az yağ. Bu su böreğine yağı fazla kullanman lazımdır. Leyla abla önce yağı iyi dedi. Çok da hatta. Onların yorumunu ben bilmem. Anladım. Onlar nasıl yorum yapar nasıl eder bilmem. Ama şu anda ben yarışmayı izlediğimde benim dediğim şekilde olmadıysa ben de bu işi bırakıyorum. Buyurun efendim. Bakın. Hamuru tamam burada yağ gözüküyor ama görüyor musun bak neredeyse kuru hamur bak. Neresi şöyle göstereyim. Kuru o hamurun ya. İşte bu sertleştiren bu. Börek olmamış. Tuzlu. Peynir tuzlu diyeceksin ki şimdi
oruçtu. Akşamdan alabilirdim mesela peyniri. Peynir tıkadı beni zaten. Bunlar benim de başıma gelebilir ama onları söylüyorum ben size yani. Nasıl akşamdan alabilirdim? Peyniri diyorum, akşam alırdın iftardan sonra. Tadına bakabilirdim. Tadına bakmak için diyorum yani. Pişirirken değil de önceden yani baksaydınız. Peynir olmamış böreğe diyoruz da hani tıkandık. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür Emin Bey ederim. Gayet ama güzel. Sonuçta bir emek vermişsiniz, açmışsınız. Bunu açmak da kolay değil. 8 tane açtınız değil mi? 8 tane hamur açtınız veya 8-9 evet. tane. Bu da kolay değil yani. Evet Kadir Bey, özür dilerim. Peki. Afiyet olsun. Yo, gayet güzel bir yorum yaptınız. Tebrik ediyorum bu arada. Beklediğim yorumlar bunlar zaten benim de. Yani evet, neden beğenmediğinizi, neden puan vermeyeceğinizi böyle net bir şekilde açıklarsanız herkes aynı şekilde aydınlanır. Ben hep net açıklıyorum zaten. Peki, hamur profesörümüz. Emine Hanım, siz nasıl buldunuz? Su böreğinin peyniri çok tuzlu olduğu için hamuru bastırmış gibi bir yorum yapıldı ama öyle değil. Bence hamur olması gerektiği gibi bir hamur değil. Yani çok sert bir hamur. Sertlikten söylemek istediğim şöyle, yani bunu mesela daha fazla haşlasaydı, onu geçtim, çok fazla haşlamasaydı bile, oluştururken, hamurunu yaparken biraz daha kolay açılabilir bir hamur yapsaydı. Sert bir hamur tutmasaydı. Sert olmasaydı. Çünkü su böreğinin şeyi yumuşak olması. O yumuşaklık yok bu börekte. Tamam, peynir tuzlu ama hamur da yavan kaldığı için peynirin tuzu fazla geliyor. Eğer hamur güzel olsaydı peyniri bastırırdı bence. Hani yok, falan benimki yumuşaktı. Beğenmedim. Senin börek daha iyiydi yani. Evet. O yumuşaklığı ben beğenmiştim. Güzel kıvamı güzel demiştim. Yani iki kata konuyor peynir zaten. Beğenmediniz, onun için beğenmedim, iki verdim. Hayır, orta verdim ben. Hayır, orta dedim. Böreğini beğendim ben. Ben size üç orta verdim. Ben size demiyorum Kadir Bey. Şimdi puan konusu mu konuşuyorsunuz? O iki verdi yani. Halife Hanım böreği bu börekten daha mı iyiydi, su böreği? Bir tık daha iyiydi. Ama iki vermişti size de. Evet, onu hafifti diyorum. Yani biraz. Hafif bir tık daha iyi, biraz evet. Ağırdı. Benimki daha iyi. Yani eğri oturup doğru konuşuyor. Daha yumuşaktı daha benim böreği. İşte su böreği yumuşak olmaz yumuşak mı? Yumuşak olur. Daha öyle şöyle olmaz. İçinin şöyle cıvık diyeceğim de pek hoş bir kelime değil Hanife ama abla, cıvık görünmesi lazım. Hanife abla, sana yaptıkları yorumlardan sence pişmanlar mı şu anda? Pişmanlar ama yani pişmanlıklarını belli etmiyorlar ama ben onların içlerini okuyorum. Direkt söylüyorum bak, sizin böreğiniz iyiydi. Bundan iyiydi. Evet, iyiydi. Ben de öyle yani, olabilir. Böreğini yedim ama yani sizin böreğiniz iyiydi. Hani pişmanlığın var mı Emin abi? Ne gibi pişmanlığın yani Kadir Bey? Yani haftanın dördüncü gününe geldik. Yemekleri gördükten sonra Hanife ablaya verdiğin puandan pişmanlık yaşıyor musun hiç? Şöyle pişmanlığım yok Hanife abla. Şimdi sebzeli şiş kebap köfteli yazdınız ya. Onu ben beğenmemiştim. Ana yemek tabii büyük bir faktördür. Şeyi de az beğenmiştim. Tatlınızı. Pişmanlığın yok yani. Pişmanlığım şöyle bir 3 puan verebilirdim. Evet, doğru. Ya ben biliyorum, hissediyorum çünkü. Ben hissettim. Ama abla diyor, ben hissiyatı kuvvetli bir kadınım. Evet, gerçekten hissettim. Yani Kadir ama şu, bana ama yani 3 puan verebilir muamma edeyim Kadir Bey. Sonradaki masadan önce kendi kafasında hep düşündü. Neden böyle yaptım? Neden böyle yaptım demiş. Hayır. Yine çok pişmanlığım yok. 2 puanda da 3 de verebilirdim yani. İşte, ama evet. Şunu yapsaydınız mesela şiş. Yani sizin de hata vardı yani. Aynen ama nasıl bir şey diyeceğim. Emin abi şu an pişman ama ertesi gün de hanımlar 3'lerden pişman olmuşlardı. Emin abiye destek vermişlerdi. Şey o Emine Hanım oldu. Sen oldun mu pişman? Leyla abla da olmuştu sanki. Sen mi? Leyla Hanım değildi. Ceylan Hanım'la bendik. İkiniz mi? İkimiz. Ya ama Leyla Hanım da demiş. Ben ilk günün heyecanını hani yaşadığım evet, için Leyla Hanım belki da söylemiş. Puan konusunda belki fazla değerlendirmem olmuş olabilir. Leyla ablanın belkisi beni över. Yani ya Leyla abla neden net bir yorumun yok? Hep bir belki. Ama onu açıklıyorum yani. Ama hani açıklamam bunları bile belkili. Yani şunu şimdi söylemek istiyorum. Şimdi bu tabağı buraya koyarım. Ben buna burayı koydum derim. Burayı koydum mu, belki mi, acaba yok, yani şimdi bütün yorumların hep bir belkiyle şimdi gidiyor. Şimdi yani bunlar katıldı ya, önceden bunlar bilinçli ya verdi ama ben belki bilinçsiz vermiş olabilirim. Allah hiçbir alaka. Emine de ilk defa katıldı. Emine de ilk defa katıldı. Ama bak diyor ki ben beğendim. İki yok beğendim, pişman hayır, bak, değilim ben. Bir saniye, ayrı. Bir saniye bak Emine'ye sorduğumda 2 gün sonra Emine sen 3 gün önceki böreği beğendin mi dediğimde ben beğenmemiştim diyor. Belki ondan beğenmemiştim, belki bundan demiyor. İşte sabah Emine aslında sana bunu demek istedi. Genel olarak herkese bunu söylemek istedi ama kimse kabul etmedi. Emine bunu anlatmaya çalışıyor. Senin yorumların altında hep bir belki var. Yani son dakika hep bir dönüş var i̇şte geriye. İşte o ilk günlerin heyecanı. Salı da aynıydı, bugün de aynı. Hep bir belki yok, var. Yok. Öyle mi Emine? Bugün de mi benden etkileniyor diyorum Emine yorum Hanım'a. Şöyle düşünüyorum, Leyla Hanım yorum yapayım da bir şey yapayım. Onu da bulamayınca belki şöyledir. O, nasıl o da tutmazsa yani, belki siz böyledir. Siz farklı mı yapıyorsunuz yorumları? Siz ne konuşuyorsanız ben de onu konuşuyorum yani. Yani insan var ya üzerime geldikçe yani çıldırtıyorsunuz biraz. Ellerinize demek sağlık.
Ceylancığım, su böreğinin en büyük sorunu maalesef ki hamurunu kalan açtığın için olmuş. Yani su böreği çok katlı olur ama ince ince olur. Bunu da sana mutfakta söylemiştim neden olduğunu. Ceylan su böreğini hızlı açmak için nişastayla açtı. Sadece nişasta değil. Nişastayla unu karıştırdı. Çok az bir şey. Üst üste açmaya çalıştı. O da ne oldu? Nişasta hamuru sertleştirdi ve istediği kadar açılmadı. Bir hamurlarda kalın olunca, kat da çok olunca maalesef ki sert oldu. Bir de peynir seçimi bayağı tuzlu olmuş. Yani attığında Hanife ablaya katılıyorum. Su böreğinin tadını alamıyoruz çünkü yoğun bir peynir yiyorsun. Peynir konusunda işte. Evet bak peynir hamur çok tadı, gerçekten tat kötü. Yok, peynir var. Evet. Peynir yani evet. Hamuru genel olarak hepimiz aynı yorumları yapıyoruz ama. Ceylan Hanım o zaman nasıl aşçılık oluyor? Peynir tadını ben de beğenmedim. Ben arkadaşlara tam yağlı peynir aldım. Onu demek aşçılıkla bunun alakası yok. Aşçıyım aşçıyım ben çok biliyorum dediniz evet. Ya. Niye nişasta koyuyorsun nişasta su böreğine? Nişasta koymadım tamamen. Bakın az bir şey. Mesela bir iki kaşık çok rahatı açabilmek için bir iki kaşık unun içine nişasta açtım. Yanlış. Ki böyle hepsini aynı dört kat birden açtım zaten. Ama işte peki Ceylan Hanım hani Hanım'ın sorduğu da şu. Siz bilmiyor musunuz su böreğinin hamuru nişastayla yapılmaz. Yapılmaz. Nişastayla hiç katılmaz. Yapılmaz. Hiç katılmaz. Katmışsınız işte. Kattım dediniz i̇ki ya. İki kaşık koydum unun i̇ki içine kaşık iki kaşık koydum ki çok hızlı açayım diye. Su böreğinin püf noktası nedir? Çok un kullanmamak. Yumurtası baskın. Unsuz açmak. Yumurtası baskın unsuz açmak. Onu unsuz açmak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.